Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? Sınav provamıza başlayalım. Ne diyor sorumuz? Uyguların mani dinini kabul etmesinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? diye sorduk. E, bakıldığı zaman et yemek yasak mıydı arkadaşlar? Mani dininde evet. Biliyorsunuz ki Bögü Kağan zamanında Bögü Kağan zamanında mani dini Loyang seferi sonucu kabul edilmişti. Ve Mani dininde et yemek yasaktı. Yerleşik yaşama geçiliyor mu? Evet. Yerleşik yaşama geçilince tarımsal faaliyetler başlıyor mu artık? Evet, başlıyor. Tapınaklar inşa ediliyor mu? Arkadaşlar, evet. Yerleşik yaşamda artık mimari yapılar, tapınaklar inşa edilmeye başlanıyor. Ama savaşçılık özellikleri gelişmemiş, tam tersi ne olmuştur? Savaşçılık özellikleri eskisi kadar iyi olmamıştır. Çünkü Mani dininde et yasak. Et nedir? Proteindir. Sizin güçlenmenizi sağlar. O yüzden savaşçılık özellikleri e, ne olmuş oluyor? Gelişmemiş oluyor. Cevabımız ne oldu? E şıkkı olacaktır. Geldik ikinci sorumuza. İslamiyet Öncesi Türklerde taşrada görevli askeri valiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Biz buna ne diyorduk? Askeri valiye tutuk adını veriyoruz. Tutuklanmaktan aklınıza gelsin. Askeri, arkadaşlar jandarma falan böyle tutuklanmak. E, askeri, valiyi biz tutuk adını veriyoruz. E, Aygucuk günümüzdeki başbakan gibi düşünebilirsiniz. Otacı, tabip, doktor demek. Bitikçi, e, katip arkadaşlar ya da yazıcı. E, Tudun ise vergi memuru anlamına geliyor. Geldik 3'e. Büyük Selçuklu Devleti döneminde Melikşah'ın ölümü üzerine Selçuklu Fetret devrine girmiştir. Bakın e, arkadaşlar. Normalde hepiniz Osmanlı Devleti'nin Fetret Devri'ni biliyorsunuz ama Selçuklu Devleti'nin Fetret Devri'ne önem vermiyorsunuz. Bence çok önemli sorulabilir. Bu dönem hangi hükümdar ile sona eriyor? Yani hangisinin hükümdar olmasıyla Selçuklu Selçuklu Devleti'nde Fetret Devri sona ermiş oluyor? Hangi hükümdardı? Sultan Sencer. Sultan Sencer'in hükümdar olmasıyla Selçuklu Devleti'nde... Fetret devri sona ermiştir. Geldik dörde. Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda devlet işlerini yürütür. İlk defa Türkiye Selçuklarında tesis edilmiş bir kurumdur. Özellikleri verilen divanı saltanat üyesi hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar hükümdar olmadığı zaman, başkentte olmadığı zaman devlet işlerini yürüten kimdir? Divanı niyabeti saltanat. İlk kez Türkiye Selçuklarında tesis edilmiş bir kurumdur bu. o yüzden cevap ne oldu? şıkkı olmuş oldu. Geldik 5. sorumuza. Yıldırım Beyazıt döneminde aşağıdaki kuşatmalardan hangisi Timur'un doğuda oluşturduğu tehlike sebebiyle kaldırılmıştır? Biliyorsunuz ki Yıldırım Beyazıt zamanında 4 kez neresi kuşatılmıştı? İstanbul kuşatılmıştı. Ama özellikle Timur'un doğuda oluşturduğu tehlike sebebiyle kaldırılmış oldu. İstanbul kuşatması. Geldik 6'ya. Yine çok önemsediğim bir soru. Osmanlı Devleti'nin İran ile imzaladığı ilk resmi anlaşma. Aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1555 Amasya Anlaşması ile birlikte İran ile imzaladığımız nedir? İlk anlaşmadır bu. ÖSYM bunu öğretmeni kalan bilgi sınavına sormuştu. Ben her zaman için söylerim. Öğretmeni kalan bilgi sınavına çıkan Sorular KPS, lisans, ön lisans, orta öğretim AYT'ye geliyor. Arkadaşlar o yüzden dikkatli olmanız lazım. İde deyiz. Osmanlı Devleti'nde hükümdarların kullandığı unvanlar arasında hangisi bulunmaz? Bakalım zaman hünkar, sultan, padişah, hüdavendigar kullanmıştır Osmanlı Devleti padişahları, hükümdarları. Ama emir unvanı kim kullanıyordu? Timur Devleti arkadaşlar kullanmıştır. Biliyorsunuz ki Emir Timur'dan aklınıza gelsin. Cevap ne oldu? şıkkı. olmuş oldu. 8'deyiz. Osmanlı Devleti hükümdarlarının kullandıkları unvan veya mahlas eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. II. Murat Hayır Babası Ebul Hayrat yani Hayır Babası unvanı kullanmıştır. İkinci Mehmet Ebul Feth. Arkadaşlar tarihte sadece Ebul Fet'i bir kişi kullanmamıştır. İki kişi. Kim bunlar? Fatih ve Alparslan. İkisi de Ebu'l-Feyd ünvanı kullanıyor. Aklınızda bulunsun bu. İkinci Beyazıt, e, Sofu e, ünvanı kullandı mı? Evet kullandım. Birinci Selim, bakın Yavuz adı değildir. Yavuz e, unvanıdır arkadaşlar. Birinci Selim, Yavuz ünvanı e, kullandım. Birinci Süleyman, Avni yanlış. Birinci Süleyman, Muhibbi mahlasını kullanmıştı. Avni kim kullandı? Fatih Sultan Mehmet kullanmış oldu. Geldik 9'a. Aşağıdaki defterlerden hangisi Tanzimat dönemi yeniliklerinin sonucunda tutulmaya başlanmıştır? Tanzimat dönemi yeniliklerin sonucunda tutulmaya başlanan bu defteri biz Temettuat defteri diyoruz. Temettuat defteri diyoruz. Tanzimat dönemi deyince hemen aklımıza ne gelecek? Bakın tarifi, tarifi hemen Temettuat defteri gelmesi gerekiyor. Ölsem'e bunu yine bir sınavında sormuştu. Ölsem'e bu defterlere arada bir soruyor. Dikkat etmek lazım. Ondayız. Osmanlı Devleti'nde büyük şehirlerde görevli kadılara verilen isim. Bakın büyük şehirlerde görevli kadılara verilen isim Mevleviyet Kadıları. Arkadaşlar Mevleviyet Kadıları büyük şehirlerde görevli kadılara verilen isimdir Osmanlı Devleti'nde. Geldik 11'e. Birazcık geri alalım. Katolik mezhebinden olan Avusturya, Protestan mezhebinden olan Macarlara yönelik saldırılarda bulunmuştur. Macar, Tökeli İmre'nin Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi üzerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın aşağıdaki seferlerden hangisini düzenlemesine sebep olmuştur. Normalde e, Merzifonlu Padişah diyor ki Padişah e, Macarlar tehlikede bizden yardım istiyor. Padişah 4. Mehmet de diyor ki tamam onları e, bu tehlikeden kurtar diyor. Ama Merzifon'un aklında Viyana var arkadaşlar. Viyana. Değişik bir şekilde. Merzifon'lu böyle giderken hop ne yaptı? Yön değiştirdi. Nereye? Viyana'ya gitti. E, Viyana'yı kuşatmaya başladı. Bundan padişahın haberi yok. ilk başta. E, arkadaşlar. Daha sonra padişah yapacak bir şey yok diyor. En son Viyana kuşatılmaya başlanıyor. Ama Merzifon'lu Kara Mustafa Paşa'nın ee, inanılmaz saçma sapan totemleri var. Yani yağmurlu havada savaşmam diyor. Çarşamba günü savaşmam diyor. Böyle bir adam merzifonlu Anamus Sava Paşa. Ee, daha sonra ne olacaktır? Burası Viyana. Bakın Viyana. Ee, burası neresi? Tuna Nehri. Buraya biz Kırım Tatarlarını koyuyoruz. Bakın arkamızda ne kalmasın? Tehlike oluşturmasın diye. Arkadan dolanıp devletler gelmesin diye. Ee, Osmanlı burayı kuşatırken Kırım Tatalları biraz Osmanlıya arkadaşlar gıcık bu 17. yüzyılda Kırım Tatalları buradan gidiyor. E bunu Viyana'nın kuşatması da özellikle Merzifonlu Kara Mustafa Paşa arkadaşlar Viyana'nın tahrip edilmemesini istiyor askerlerinden. O yüzden Viyana'nın alınması gecikiyor. Yani ilk başta bunu yapsaydı Viyana'yı almıştık arkadaşlar. Bunu gören Avusturya ne yapıyor? Bundan istifa, ed istifa ediyor. Daha sonra Avrupalı devletlerden yardım istiyor. Avrupalı devletler hop geldi ne yaptı? Arkadan saldırdı. Osmanlı iki savaş, iki ateş arasında kalmış oldu. Mecburen geri çekilmek zorunda kaldık. Ve Belgrad'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa idam edildi arkadaşlar. Merzifonlu'nun yüzünden Viyana'yı alamadık kısacası. Normalde alırdık. Geldik 12. Ye. Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında yapılan aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle boğazların kapalılığı ilkesi, ilkes, tahttüt olarak bir anlaşma metnine girmiştir? Arkadaşlar, boğazlar deyince aklınıza hemen Londra boğazlar geliyor, Hünkar İskilesi geliyor. Ama boğazların, bakın meb'in kitabında yazan bilgiyi aldım. Boğazların kapalılığı ilkesi, ilkes, tahttüt olarak kaleyi... Sultaniye Anlaşması diğer adıyla Çanakkale Anlaşması diye de geçer. Kaleyi Sultaniye Anlaşması ile Boğazların kapalılığı ilkesi kes kez olarak bir anlaşma metnine girmiştir. İngiltere ile imzaladık bu anlaşmayı. Geldik 13'e. Mühendishaneyi Berri Hümayun adı verilen kara mühendishanesi aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde açılmıştır? E, hangi padişah döneminde açılıyordu? Arkadaşlar 3. Selim döneminde açılıyor. Kara mühendishanesi anlamına geliyor. Berri. Bahri deseydi deniz. Hani Bahriyeli yarim var diyor ya böyle bir şarkı vardı. Bahri nedir? Bahriyeli denizdir. Berri kara mühendisanesidir. Bunu unutmayınız. 3. Selim döneminde. 14'teyiz. Mehter takı takımı kapatılarak Muzukay Humayun açılmıştır. Donizetti Paşa askeri bando kurmuştur. Donizetti Paşa bir gün sorulacak. Donizetti Paşa önemli. Verilen bu bilgiler hangi padişah dönemiyle ilgilidir? Hangi padişah dönemiyle? İkinci Mahmut dönemiyle ilgilidir. Mehter takımı kapatılıyor. Yerine Muzukay Humayun kuruluyor. Ve Donizetti Paşa askeri bando kurmuş oluyor bu dönemde. 15'teyiz. Birinci Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Devleti karşısında büyük başarı kazanan Balkan ülkeleri arasında anlaşmazlığın temel nedeni hangisi olmuştur? Hangisi göç mü, mi, toprak paylaşımı, silah yardımı mı, Romanya'nın savaşa katılmaması mı? Hangisi? Tabii ki de toprak paylaşımı. Özellikle Bulgaristan, Osmanlı'dan büyük toprak parçası alıyor. Balkan devletleri de buna karşı çıkıyor. Yani sen niye bu kadar aldın diyor. Daha sonra arkadaşlar 2. Balkan Savaşı'nın nedenini oluşturacak bu toprak paylaşımı ayrıca. Geldik 16'ya aşağıdaymış. Osmanlı Devleti'nin 22 Aralık 1914'te Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın başlattığı Sarıkamış Harekatı hangi cephede meydana geldi? Sarıkamış Harekatı arkadaşlar biliyorsunuz ki Kafkas cephesinde meydana gelmiştir. Özellikle Enver Paşa ne yapmak istiyor? Buradaki Türkistan'daki Türklerle birleşmek istiyor arkadaşlar. Yani Turancılık politikasını uygulamak istiyor. Birleştikten sonra Hindistan'a kadar ulaşmayı düşünüyor Enver Paşa ama o dönemdeki kış şartlarından dolayı maalesef kimi kaynaklar 80, kimi kaynaklar 90, kimi kaynaklar 50 bin şehit verdiğimizi söylüyor. Bu noktada Sarıkamış harekatında. Ee, özellikle Hasan İzzet Paşa, ee, Enver Paşa diyor ki paşam yani bu kış şartlarından dolayı biz çok zayiat veririz. Bunu gelin lütfen bahara erteleyelim diyor Hasan İzzet Paşa. Ama Enver Paşa kabul etmiyor ee, ve harekat düzenleniyor maalesef başkalarıyla. Ee, 50 bin askeri şehit veriyoruz Kafkas cebesinde. Geldik 17'ye. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nda hangi konuya yer verilmez, hangi konu yok? Liman tersaneler var, ordunun ters edilmesi var, toros tünelleri, boğazlar var ama ulusal egemenlikle alakalı herhangi bir madde, konu yoktur. 18'deyiz. Mustafa Kemal'in 1919-1927 yılları arasında anlattığı Nutuk adlı eser hangisiyle başlar? Hangisiyle başlıyordu nutuk? Arkadaşlar Samsun'a çıkış ile başlar. Geçtiği hitabe ile son bulur. Unutmayınız bunu. Önemli. 19'dayız. Birazcık sorumuz uzun olacak yine. Tekalifi milliye kapsamında Türkiye'ye yardım edebilmek için dünya Müslümanlar arasında bir eğilim oluşmuş ve bu bağlamda en büyük girişim İngiliz sömürüsü altında yaşayan Hint Müslümanlarınca yapılmıştı. Buna göre toplanan bu bağışlar aşağıdaki kurumlardan hangisinin yoluyla Türkiye'ye yollanmıştır? Meb'in kitabında aynen yazıyor bu bilgi. E, MEP'ten okuduğum kitaptan arkadaşlar soruya dönüştürdüm. Okuduğum bilgileri soruya dönüştürdüm. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Daha çıkmadı böyle bir soru. E, bu e, toplanan bu bağışlar arkadaşlar hilal Ahmer yani Kızılay aracılığıyla Türkiye ne oldu? Yollanmış oldu. Aman dikkat diyoruz. 20'deyiz. Mustafa Kemal Paşa ordu komutanlarıyla durumu değerlendirip tarihe geçen ünlü buyruğu olan Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini hangi savaş sırasında vermiştir? Hangi savaş? Büyük Taarruz sırasında Mustafa Kemal bu emri verdi askerlerine. Ordunuz şey ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiştir. Geldik 21'e. Lozan Anlaşması'na göre Meriç Nehri'nin ötesinde bulunan Karaağaç Kasabası'nı savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verecek olan devlet hangisidir? Lozan Anlaşması'nda Türkiye'ye Karaağaç ve Bosna Köyü kim verdi bize? Arkadaşlar savaş tazminatı olarak Yunanistan vermiş oldu. 17 Kasım 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı feshederek 18 Aralık 1930'da resmen kapatılmasını sağlayan Devlet adamı. Arkadaşlar e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın içerisine e, birazcık e, Cumhuriyet düşmanı insanlar e, dahil oluyor. O yüzden e, ne oldu? Alifeti Okyar partiyi fes zorunda kaldı. E, burada cevap Alifeti Okyar olmuş oldu. Geldik 23'e. Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaçıncı kurultayında büyük nutkunu okumuştur? Bakın böyle bir soru da çıkabilir. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci büyük kurultayında e, Nutuk adlı eseri okumuştur 6 e, saatte. Maraton konuşması da diyor Avrupalılar. Ruslara karşı basmacı hareketini başlatan devlet adamı kişi kimdir arkadaşlar? Sakın Enver Paşa demeyiniz. Enver Paşa değil Kim? Korbaşı Ergaş. Basmacı hareketini başlatan kişidir Korbaşı Ergaş. Geldik 25'e. Amerika Birleşik Devletleri aşağıdakilerden hangisiyle birlikte bedelini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra almak kaydıyla yiyecek ve savaş malzemesi satma kararı <laughs> almıştır. Amerika bunu arkadaşlar ödünç verme ve kiralama yasasıyla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra almak kaydıyla yiyecek ve savaş malzemesi satma kararı almıştır. 26 dayız. 12 Mart 1971 askeri muhtırası sonrası başbakanlık yapmış olan devlet adamları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Siyas tarihi her zaman için önemlidir. Ölsevim'e de sever. E, 71 askeri muhtırasından sonra Ferit Melen, Sadi Irmak, Nihat Erim, Naim Talu yapmıştır ama Hasan Saka yapmamıştır. Cevap Hasan Saka oldu. Geldik son sorumuza. Turgut Özal döneminde halk oylaması ile siyasal yasakları kalkan devlet adamları arasında hangisi yer almaz diye sorduk yine önemli bir soru. Alparslan Türkeş, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit'in siyasi yasakları vardı. Ama bu siyasi yasaklar Turgut Özal döneminde halk oylaması yapılarak ne olmuştur? Bu siyasi yasaklar kalkmıştır. Ama Kenan Evren bu yasaklar arasında yoktu zaten. Cevap E oldu. Bu sorumuza birlikte sizlerle beraber yine 27 adet ne yaptık? Sorumuzu çözdük. İnşallah sizlere fayda sağlamıştır. Bir sonraki sınav provamıza görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok dikkat edin. İyi bakın. Allah'a emanet olun.